taraftarların bir kısmının biraz daha hani sinirlendiği pozisyonlar olmuş olabilir ama top ayağına geldiğinde mi de Bakayım, çok farklı yapıyorlar mı? Hayır yani böyle bazen e, pasları vermiyor hep e, sık sık şut deniyor. E Cornelius daha maçın başında bir savunma oyuncusunu sırtına alıp gidişi var ki yani inanılmaz pozisyonlar. Yani bence e, Kayseri'de oyunun temposuna çok yüksek katkıda bulundu. Hikmet Hoca'yı da kutluyorum takımına. Ama Hikmet Hoca'nın maç sonunda söylediği gibi öyle çok da e, ikinci yarı evet e, Abdullah Hoca 69-70 arası hamleler yaptı oyuna. Ee, özellikle skoru tutabilmek adına ama o dakikaya kadar da maç çok farklı bir yere gidebilirdi evet. Trabzon. Pozisyonları Pozisyonlarını verelim sizin söylediğiniz pozisyon da var. Turgay Kağan e, Turgay Kağan Numan. Turgay Kağan Numanoğlu'nu da kutlamak lazım. Bence maçın temposuna onun da katkısı Kesinlikle. Da vardı. Çok büyük katkısı var. Geçen geçen sene sorgulanan bir performansı vardı. Ligin başında güvenilerek hangi maç verilmişti hocam siz hatırlarsınız. Orada çok tartışıldı bazı kararları ama bugün performansı gayet iyiydi diye Hakem şansının pek yanında olmadığı bir başlangıç yaptı Süper Lig hı hı. kariyerine ama şunu söyleyebilirim son yönettiği maçlar ve bu maçta dahil olmak üzere bir maçın hakemi tempoya, maçın temposuna ne kadar katkı verebilirse son limitine kadar kullandı kendisini. Yani bazımız bazımız bu olmalı diye düşünüyorum. Evet tam ekranda bu ilk pozisyon Cornelius Bak, pozisyonu. Bak söylediğim evet. olay başlıyor. Cornelius'un pozisyonlarına bakalım. Hı hı. Normalde bu gol, bu gol olabilir. Bu gol olabilir. Maçın bir diye bir, evet. Çok iyi Ağlı götürdü yani, evet. Ağlı götürdü aldı götürdü yani evet aldı götürdü. Bu topları götürüyor ama böyle çok önüne attığında biraz ağır kalıyor uzun mesafede. Kendi, Kendi gibi alıp uzun mesafe gidebilecek bir oyuncu değil. Komşu ama... da yazık biliyor musun? Hep şorlat evet. Ama hem <laughs> sarışın, normal ağız alıkları, Hem sarışın uyanılmaz. hem kuzeyli benziyorlar. <laughs> benziyorlar. <zaten. gülüyor> Peki devam o edelim ya, arkadaşlar. Trabzonspor'un golü var burada. Evet. Burada da Akasetas da bunları ne seviyor değil mi? 27 metreden 99 kilometre hızla vurulan Şimdi bir şut. Bir şey söyleyeyim mi? Bir frikik vardı hatırlayın. Brezilya, Fransa. Topun başında Roberto, Roberto Carlos. Carlos. Top böyle fasu evet. aldı da. Bir de Juninho'nun Bunun tabii 2-3 katı faso aldı o. Ben o bunu böyle fizik kurallarına aykırıydı yani. Evet. Juninho'nun da frikikleri böyleydi. Evet. Hatırlarsınız o da Olimpik Lyon formasıydı. Juninho da kötü vuruyordu yani. Ah o nasıl bir topa vurma. Onun ben, da farklı bir e, dıştan falsosu var. Bu açıdan görene kadar kale arkasından bu açıdan görene kadar ben dedim acaba orada dedim Kolevetciyorsun sırtına mı çarpıyor top dedim. Yok. Ama hiç top alakası yok. yok. Top dönüyor. Muhteşem bir şey. Şimdi mi? böyle oyuncular Bakasetas'ı zaten Bakasetas'ı zaten biliyorduk Alanyaspor'da ama ben Trabzonspor'da biraz da farklı bir şey de hissediyorum. Yani bu sorumluluğu alınca yani mesela Sosa'nın e, Trabzon'da yaptığı gibi Bakasetas şunu hissetmiş. Ya bu takım şampiyonla oynayacaksa oynayacak. Ben de bu takımın önemli bir parçası olmalıyım, sırtlamalıyım bu takımı. Ve bu işleri yapmalıyım. Bu işleri yapmalıyım. Zaten potansiyel, bunu yapabilitesi, yap, yapabilme kabiliyeti olan bir oyuncu. Buraları bulduğu zaman çok daha cesaretle buraları kovalayıp bu golleri atıyor ve takımını kurtarıyor. Evet. Zaten şampiyonluk ee, gelecekse bir takım açısından bakalım geçmiş sezonlara böyle bir iki oyuncunun çok e, ön plana çıkması lazım. Yani biraz olmadık yerden gol çıkartması evet. da gerekir. işte Gezal'ın yaptığı gibi, Alex'in, Hacı'nin işte bunları yaptığı gibi. kriz sezon oyuncu diyoruz ya şampiyonluğa giderken Sıkıştığın en az evet. gol bulamadığın, kısır kaza, kısır 1-0 kazandığın en az 7-8 maç olacak. Evet. Orada da sahne alacak oyunculardan en önemlisi bu. Olacak takımın içinde böyle adam Alişka mesela Beştaş e, zamanında Tabii gelir rahat rahat çat diye aynen. bir anda e, gol yapıyordu. Böyle uzak mesafe. Ya şıkları. düşün bak yeri geliyor Berat'ın yanında oynuyor. Defansa da yardım ediyor. Evet. Öne gidiyor. 5 tane de gol katkısı. Hani çok da güzel ve kritik goller atıyor. Hakikaten geldiğinden beri İstikrar abidesi. Ya bir de yanında Hamşin performansı da çok iyi. 34 yaşında acabalar buraya konsantre olur mu? Bak nasıl bir profesyonel. İnanılmaz. Ofansif anlamda ve defansif anlamda oyunun her yerinde bir hamşik görüyoruz. Kesinlikle. Her maçta oyunun içinde bak çıkarmıyor Abdullah. Sağının en çok koşan Çünkü o bir kadar de. memnun. 12 kilometre koşmuş. Küsuratı da var hani bir önceki maçta filan. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Hep oyunun içinde. Vakayeme, Cornelius görevini yapıyor, Canen'i sordan giriyor. Bugün en çok sevindiğim şahsen Abdülkadir Ömür oldu. Ağladığını gördük, seyircinin protestosunu evet. gördük. Ama şahsen ben dedim ki bu işler ağlayarak olmuyor. Çıkıp performansla bazı şeyleri kapatırsın. Abdülkadir Ömür oyuna girdikten sonra muhteşem bir performans gösterdi. Abdullah gösteriyor. Hoca'nın bu krizi de iyi yönettiğini düşünüyor musunuz? İç sahada... Abdülkadir Ömür'ü seyircilerine çok fazla atmadı ama dış sahada hep oynattı. Kasımpaşa, Kasımpaşa. deplasmanı 11 başlattı. Ya yani o krizin iyi yönettiğini evet. düşünüyorum çok ben. Çok iyi yönetti. Bir de Abdullah Hoca e, takımına güveniyor. Bu çok belli. Tabii. Evet. Ama bu evet. takım herkese güven verir zaten. Şimdi ama şöyle. Bir takım. Şunu demek istiyorum ben. Şimdi transfer, iki tane transfer sezonu geçirip hı hı. E, bir takım oluşturdu. Kendi oyuncu transferlerini de yaptığı için de güveniyor demek tabii, istiyorum. Tabii. O yüzden de takımına güvendiği için cesaretli değişiklik yapıyor. Benim takımım bunu yapar diyor. Ve e, gere gerekirse erken değişiklik yapıyor. Gerekirse e, önemli bir oyuncusunu çıkartıyor. Çok güzel bir şey söyledin. Dakika 69. Eğer yanlış almadıysam notumu. Bakasetas ile Cornelius'u aldı. Aynen. Berat canini, canini girdi. Aldı. Bak. Sağının en iyisi. Canini pozisyona da girdi. Neden çıktın denilebilecek bir durum. Neden evet. çıkardın hoca? 56'lı da ge Gervinho'yu aldı. Evet yani. Abdülkadir'i sokmuş. Ama diyorsun, burada da şey işte giren oyuncunun performansı hocanın hamlesini ölmemize gerek yok. Elini, bir elini rahatlıkla. Oyuncunun ya. elindesin yani. Evet. Tabii ki öyle ama işte yani elindeki oyuncuları iyi kullanıyor, kullanıyor. Abdülkadir Hoca. Takımına da güveniyor. Bu güveni de veriyor. Yani ben bunu yaparım. Kulübeden de bu katkıyı da alırım e, dedirtiyor. Çünkü farkında ki ilk 11 oyuncusuyla sezon sonu şampiyon olamam. Hamleler hamle oyuncularıyla. Bak bugün güvenin yaptığı mesela. güven Güveni 11'e yazabilir misin normalde? Avrupa kadrosuna yazılmadı. Avrupa'ya yazılmadı. bugün de oynamayacaktı. Avrupa'ya yazılmadı. İşte bak Abdullah Hoca evet. bugün zaten açıklamasında Abdülkadir Ömür üzerinden özellikle bunu aktarmak istedi yedekten giren oyuncu katkı sağlarsa sonuna kadar yarışın içinde. Bu takım desin. şampiyon olacaksa Abdülkadir Ömür gibi oyuncularla şampiyon <laughs> olacak dedi hoca. Evet. Abdül Hoca maçtan sonra. Bu birkaç bir şekilde match. okunabilir. Denebilir ki kulübeden bu katkıyla Tabii. olacak. Veyahutta eee Abdülkadir gibi özverili oyuncularla olacak. Veya bu, seyirciye Abdülkadir'i Harcamayı Aha, sahip çıkın. Aynen, ona mesela. sahip çıkın. Yani şey, Toplu bir mesaj attı diye. Seyirciye burada. de şunu söyleyelim mesela. İçerideki maçta az kişi geliyor. Hmm. Şampiyonlukta onların da katkısı olmalı olacaklarsa. Onu. Hani ben şok oldum. Ya Biliyor bu kadroyu ben İstanbul'da bir an önce Trabzonspor'un maçı gelsin diye bekliyorum. Keyif alıyorum. Orada yaşayıp gitmeyenler hani sebebi ne olabilir? Belki bilet pahalıdır bak bilemem. Hı. fiyatları bilmiyorum ama duyduğumuz kadarıyla genel anlamda biletler pahalı. O var belki Bil